Kanal F ekranlarına hoş geldiniz efendim. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi günün önemli gelişmelerini bu ekranlarda birlikte paylaşacağız. İlk haberimizde bültenimizi açıyoruz. 17 yıllık gelenek sürüyor. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, geleneksel hale getirilen belediye personeliyle iftar programını Balıkçı Limanı'nda bir restoranda yaptı. 900 belediye personelinin aileleriyle katıldığı iftarda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okundu. Tabii her şeyden önce mübarek Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Yeni bir ekip olarak Kanal F'ye geldiniz. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum, sizleri kutluyorum. Bizim 17 yıldır gelenek haline getirdiğimiz Kadir Gecesi, bütün belediye çalışan arkadaşlarımızın çocuklarıyla, eşleriyle hep beraber Kadir Gecesi'nin iftarını paylaşmayı bu sene de gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Buraya gelen, özellikle çocuklarıyla, bebekleriyle gelen, eşleriyle gelen arkadaşlarıma özel teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki yani Ramazan aslında haram ay denir. Recep, Şaban, Ramazan, bu aylarda savaşmak haramdır, kan dökmek haramdır. Ama maalesef öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, ülkemiz öyle bir girdabın içine girdi ki, kansız, gözyaşsız, şehitsiz günümüz yok Ramazan'da bile. Allah Teala imanın en zayıf noktası olan, yapabiliyorsan önce elinle, bileğinle, yumruğunla, silahınla, sonra yapabiliyorsan işte benim yaptığım gibi zayıf olan dilinle, işte onunla da yapamıyorsan kalbinle bunlara engel olmak için dua edeceksin. Biz de imanın en zayıf noktası olan dilimizle ya da kalbimizle dua ederek, tepkimizi dile getirerek bunu toplumsal bir başkaldırı ya da isyan olarak vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda inşallah kanın gözyaşının dindiği, coğrafyamızın birbirine kucaklaştığı bir bayrama vesile olmasını diliyorum mübarek Kadir Gecesi'nin. Çünkü bin aydan daha hayırlı inancımıza göre ve Kur'an-ı Kerim kutsal kitabımız bu ayda indi. Bunları böyle değerlendirince bu akşamın kutsal bir gece olması münasebetiyle dualarımızla ülkemizin birliğine, dirliğine inşallah vesile olmaya çalışacağız. Bu anlamda Kadir Gecesi'yle ilgili söyleyeceklerim bunlar. 11 ayın sultanı Ramazan ayının son günleri yaşanırken bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye genelinde düzenlediği Kadir Gecesi programı çerçevesinde Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde de tüm camiler Müslümanlarla doldu taştı. Program öncesinde dereceye giren hafızlar Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu. İlçe müftüleri tarafından vaaz verilerek dua okunan gecede Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki tüm camiler gece geç saatlere kadar açıktı. Müftüler ise gecede vaaz vererek dualar etti. Öncelikle teşekkür ederim. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Güzel bir beldede, güzel bir ilçede, huzur içerisinde bir mübarek ayı tamamlamak üzereyiz. Tamamladık ve Cenab-ı Hak bizleri bayramlara kavuşturuyor. Nice Ramazanlara, nice Kadir gecelerine ve nice bayramlara sevinç içerisinde bizleri kavuştursun inşallah. Bayram demek, sevinç demek. Bayram, paylaşmak demek. Bayram, sıkıntıların, dertlerin azaldığı, komşularla, akrabalarla, çocuklarımızla bir olmak demektir. Cenab-ı Hak bizleri bu duyguların yaşandığı bayramlara cümlemizi kavuştursun. Ben bütün kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Onları kutluyorum. Onların bu duyguları yaşamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sıkıntısı olan kardeşlerimiz var ise onların sıkıntılarının giderilmesi için Cenab-ı Hakk'a dua ediyorum. Ülke olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın çok olduğu bir zaman dilimindeyiz. Sade ülke değil, yaşamış olduğumuz coğrafya içerisinde ümmeti Muhammed'in ve komşularımızla olan ilişkilerimizde de sıkıntılı durumlardan geçtiğimiz bir gerçektir. Ama bayramı Müslümanlar olarak bütün İslam coğrafyası birlik, beraberlik, huzur, şiddetin olmadığı ama sevginin ve merhametin
birlikte yaşama bilincinin öne çıktığı bir bayram olmasını ben Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Salı günü bayram günüdür ve inşallah biz kardeşlerimizi o gün sabah namazına ve bayram namazına davet ediyoruz. 06.33 itibariyle Fethiye arzına göre bayram namazı kılınacaktır. Sabah namazında açılacak olan camilerimiz bayram namazına kadar vaaz ve nasihatlerle değerlendirilecektir. Biz Ramazan ayında kazanmış olduğumuz bilinçleri, ibadete devamlılığı ve camilerin dolup taştığı, mukabelelerin okunduğu, garip kurabanın, fakir fukaranın gözetildiği, öğrencilerin başlarının okşandığı ve camilerdeki derslerde o büyüklerle küçüklerin camide çocuk cıvıltılarıyla güzel ibadet sahnelerinin oluştuğu bu güzelliklerin devam etmesini bu bayram vesilesiyle de ben diliyorum. Kardeşlerimize şunu da hatırlatmak istiyorum. Tabii ki Ramazan ayına mahsus olmak üzere bir can sadakası, bir hayat sadakası olan sadaka-i fıtırların da bayram gününe kadar verilmesini ve 2016 yılı Ramazan ayı fitre miktarının 15 TL olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Cenab-ı Hak Ramazan ayında yapmış olduğumuz bütün ibadetleri, kıldığımız oruçları, namazları, vermiş olduğumuz hayır ve hasenatları, zekatları, fitre ve fidyeleri yüce makamında kabul etsin. Bayramımız kutlu olsun. Cenab-ı Hak nice bayramlara bizleri kavuştursun inşallah. Hayaller ve hayatlar. Resim sanatçısı ve aynı zamanda iç mimar Eda Uyman'ın ilk kişisel resim sergisi açıldı. Hayaller ve Hayatlar adı verilen sergi Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde sanatseverleri bekliyor. Resim sanatıyla uğraşan iç mimar Eda Uyman 14 yıldır meydana getirdiği eserlerini Hayaller Hayatlar adlı sergiyle sanatseverlerle buluşturdu. Merhabalar, Eda Uyman. Ben Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar İç Mimarlık mezunuyum. 14 yıldır iç mimarlık yapıyordum. Fakat bu benim bir hayalimdi, resim yapmak ve resim sergisi açmak istiyordum. Ve bir marka yaratmak istiyordum. Dolayısıyla resim sergimi bu şekilde açtım. Bu benim ilk sergim. Ve arkasından da yapmak istedim. İşte markamı da yaptığım ürünlerin üzerine basarak işte markamı oluşturmaya çalışıyorum şu an. Ayrıca benim illüstrasyon çalışmalarım var. Zaten o tişörtlerin üzerine bastığım karakterlerin hepsi illüstrasyon çalışmalarım. Ve o karakterlerimi de bir gün bir masal kitabı haline getirmek istiyorum ilerleyen zamanlarda. Böyle hayallerim var. Bilmiyorum, adım adım gerçekleştirmek istiyorum işte sonuç olarak. Bu ilk sergin ne zamana kadar açık kalacak? 1 ile 7 arası olacak. 7 Temmuz'a kadar ziyaret edebilirler. Arkasından da Marmaris'te bir sergim olacak. 22-22 Temmuz. 22-29 Temmuz'da. Kaç eser var burada? Kaç eserin var? Şu an 90'a yakın. 90 tane sanıyorum, evet. Resim koydum. Aslında çok 500'e yakın çalışmam var benim. Ben seçebildiklerimi koydum. Yani burada zaten yer kalmadı. Yani sonra da diğerlerini sergilemeyi planlıyorum. Büyük ikramiye sahibini buldu. Yine herkes hayal etti, bir kişi sahip oldu. Süper Loto'nun daha önce 3 kez devreden ikramiyesi 6.468.618 lira Antalya Muratpaşa'dan yatırılan bir kupona çıktı. Süper Loto'da daha önce 3 kez devreden Süper Loto'nun büyük ikramiyesi Muratpaşa'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir büfeden yatırılan bir kupona çıktı. Süper Loto'da 6 bilen bu talihli kişi 6.468.618 lira ikramiyenin sahibi oldu. 12. Sayısal loto bayilerin ilk bayilerindeniz. Şimdiye kadar bütün şehirlerden, ikramiyelerin hepsinden süper loto hariç hepsinden vermiştik. Nasip akşam da süper loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi biz vermişiz. Çıkan arkadaşa hayırlı olsun. Sadece sayısal loto oynanırken 17 trilyon çıkmıştı. O 17 trilyon iki kişiye çıkmıştı. O 17 trilyon iki kişiye de tesadüftür ki ikisi de bizim makineden, ikisi de aynı kupondan çıkmış. Ankara bizi aradı. Kuponlar aynı, nasıl oluyor bu dediler. Biz de dedik elimizde 5000 tane kupon var. Milli Piyango bayilerine dağıtıyoruz kupon hazır olarak.
elimizdeki kuponu iki defa bastığımız için iki tane aynı kupon çıkmış dediler. Sonra bunun üzerine sen seçi yaptı genel müdürlük. Yani o şans da bizim bu bayimize nasip oldu. Ben dediğim gibi 10 numaradan 2 tane, şans topundan 2 tane, sayısal ve süperden de sayısaldan 2 tane yine aynı hafta, süperden de 1 tane olmak üzere hepsinden büyük ikramiye verdim. 6.468.618 TL. Çıktı. Tanımıyorsunuz. Tanımıyoruz tabii kim olduğunu. Şimdiye kadar hep dediğim gibi bütün ikramiyelerden dağıttım. Hiçbir arkadaş bizi şey yapmadı, görmedi. Hayırlı olsun yani. Bizde zaten bir beklentimiz yok çıkan arkadaşlardan. Yeter ki çıkması. Ben o 17 trilyonu tutturduğum hafta ben de oynadım. 2 tane 5, 1 tane 4'te kaldım. 3 koldan oynadım. En yüksek tutturduğunuz miktar ne kadar sizin? Ben 5'te kaldım. 5'ten yukarı bulamadım. Yani 5 milyar almıştım o zaman 2 tane 5'e. 5 milyar para almıştım o zaman. Sona yakın çekim. Ve o taksici patlamayı anlattı. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen bombalı saldırıda bacağından ve ensesinden yaralanan taksici patlama anında yaşananları anlattı. 28 Haziran akşamı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan 32 yaşındaki taksici Emre Çetin, taburcu olduktan sonra yaklaşık 10 yıldan bu yana havalimanında çalıştığı taksiciler kooperatifine gelerek çalışma arkadaşlarıyla buluştu. Emre Çetin o anları anlattı. Ateş sesi geldi. Biz daha ne oluyor, kim attı falan demeye kalmadı. Otomatik silahlarla uzun bir süre, yani zamanını bilmiyorum ama uzun bir süre ateş sesi geldi. Sonra yanımda görevli arkadaşlarımızdan bir tanesi vardı hatta. Döndüm dedim ki abi bu hayra alamet bir şey değil. Yani çok fazla mermi atılıyor. Bilmiyorum dedim ne olacağını. Demeye kalmadı zaten. Ne taraftan çıktıklarını geldiklerini bilmiyorum. İçeriden mi, otopark tarafından mı geldiler bilmiyorum. Önde bombayı patlatan, arkasında ona ateş eden güvenlik, tam da hatırlayamıyorum yani polis memuru muydu, sivil miydi onu da hatırlayamıyorum da tam ki. Ateş eden birisi var, koşturuyorlar. Sonra sıkarak indiriyor ve akabinde o ateş eden, arkasından ateş eden arkadaş uzaklaşın bomba var diyor ve ben kendi arabamın arkasından arabamın altına doğru yattım. Sonra feci bir patlama. Toz duman. Çok hızlı gelişiyor zaten olay. Hemen sürünerek çıktım oradan arabanın altından. Kafamı bombanın patladığı yere doğru çevirdiğimde çok berbat, çok yani kimsenin görmesini isteyemediğim bir görüntüyle karşılaştım. Arka taraftaki işte o manzarayı gördükten sonra orada yardım edebileceğim birisinin olmadığını anlayınca önce arabaya bindim. Gaza bastım, arabam çalışıyor. Ve ön kapı diye tabir ettiğimiz yani havalimanının çıkış istikametine doğru arabamı sürmeye başladım. İlk önce bizim kendi taksici arkadaşlarımızdan bir tanesinin yaralandığını gördüm. Geriye taktım. Önce onu aldım. Şoktaydı. 3-4 sefer seslendim, gelmedi. Sonra indim aldım onu. Biraz daha devam ettik. Turist, Rus bir bayan. İngilizce yardım et diyordu. Help me please şeklinde. İndim. Arkadaşıma da yardım etmesini söyledim bana. Ve onu da kendi aracıma arka koltuğa koyduk. Sonra tekrar arabaya bindim ve durağa gelmek geldi aklıma. Bu esnada ben yaralanmışım. Patlamadan önceki açılan ateş sonucunda bacağımda ve sırtımda, ensemde mermi sıyrıkları var. Dizimde bir yara var. Henüz kurşun içeride alınmadı. Dolayısıyla o şekilde parka geldim. Bu esnada bizi karalamaya çalışan bir takım insanlar var biliyorsunuz gündemde bu haberler. Onları kınıyorum. O haberi ortaya atanın
Kim olduğunu ben şu anda bilmiyorum. Çünkü 3 gündür hastanede yatıyorum. Karşı karşıya gelmek istiyorum o insanla. Bu yalan, yani olayını ortaya atan, bu iddiayı ortaya atanla ben bizzat karşı karşıya gelmek istiyorum. Umarım geliriz. Atatürk Havalimanı taksicilerinin tamamı orada. Herkes birbirine ona yardım et, buna yardım et. Bak orada da yatıyor. Dön arkanı, orada da var deyip arabalarını doldurabildikleri kadar insanla, yaralı insanla doldurup perondan çıkış yapıyorlardı. Yani hepsini kınıyorum. O kadar. Sıradaki haber bana Ferhan Şensoy'un başrolünde oynadığı Pardon adlı filmini anımsattı. Film, sebepsiz yere hapis cezası alan bir grup insanı konu alıyordu. Filmin gerçek hayattaki benzeri ise Antalya'da yaşandı. Antalya'da kavga ettiği şahsın yüzündeki iz nedeniyle 15 ay boş yere hapis yatan şahıs beraat etti. Antalya'da mermer dekorasyon işi yapan evli ve iki çocuk babası İbrahim Can'dan 5 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı M.S. ile kavgaya karıştı. Her iki tarafın ilk başta şikayetçi olmamalarının ardından son dönemde olayın basit yaralama olması ve iki tarafın şikayetlerini geri alması nedeniyle davanın düşmesi bekleniyordu. M.S. mahkemede yüzünde iz kaldığını söyleyerek İbrahim Can'dan hakkındaki suçun niteliğini değiştirdi. Candan, M.S.'nin yüzüne herhangi bir cisimle vurmadığını açıklayıcı ifadeler verip dilekçeler yazsa da sonuç alamadı. Mahkeme 5 yıllık ceza üzerinden Candan'a iyi hali ve denetimli serbestlik kanununda uygulayarak cezasını 21 ay olarak belirledi. Candan tutuklanarak Antalya E-Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Bundan 7 ay önce Candan'ın ziyaretine mahkum olmasına neden olan M.S.'nin tanıdıklarından birisi geldi. Bu kişi, Candan'a M.S.'nin yüzündeki izin kendisiyle yaptığı kavgadan 6 ay önce bir başka kavgada yüzüne gelen mala nedeniyle olduğunu söyledi. Bunun üzerine Candan durumu ailesine anlattı ve Ankara'da görev yapan avukat Sevin Karaca'ya ulaşıldı. Karaca müvekkilinin açıklamalarının ardından hastane hastane ve polis merkezlerini gezerek M.S.'nin Candan'la yaptığı kavgadan önce yüzünden yaralandığını belgeleyen rapora ulaştı. İki kez yeniden müvekkilinin yargılanmasına red cevabı alan Karaca son başvurusunu kabul ettirdi. Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesi raporun ardından tekrar görülen davada Candan beraat etti. Tam 450 gün boyunca cezaevlerinde kalan ve beraat ederek tahliye olan İbrahim Karaca, 20 Eylül'deki son duruşmasının ardından avukat aracılığıyla hapiste boşuna geçirdiği günler için maddi ve manevi dava açacak. Müvekkile 5 yıl hapis cezası veriyorlar ve Yargıtay'ın denetiminden geçtikten sonra müvekkilin infazına başlanıyor ve cezaevine girmek üzere cezaevine yatıyor. Ve bu olayın aslında 6-7 ay önce karşı şikayetçi olan tarafın başka biriyle kavga ettiği, malayla yüzüne vuruldu, burnunun iki yerden kırıldığı ve yüzündeki sabit izin oradan kaldığı ortaya çıkıyor. Ve yeniden yargılama talep ettik. Ve yeniden yargılamamız iki defa reddedildi, üçüncüsünde kabul edildi. Ve müvekkilimi tahliye ettiler, infazını durdurdular. Duruşma yapıldıktan sonra bu sabit izin müvekkilinin yapmadığı resmi bir şekilde ortaya çıktıktan sonra da cezası düşecek ve 15 ay boşu boşuna yatmış olacak. Yani bu olaylar da bittikten sonra tabii ki de biz hukuk yönünde hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Yeni davalar da açacağız. Müvekkilime bu suçu iftira yoluyla attığı için karşı tarafa iftira ve mahkemeye resmi vercileri yalıttığı için bu iki suçtan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Şahit yattığı ortaya çıkınca da, bu kesinleşince de devlete de tazminat davası açacağız tabii ki de. Türkiye'de çok yani hakimlere de birçok kişiye de biz bu olayı anlattık. Kimse, müvekkil de bana anlattığında ben ilk önce bunu direkt olmuştur diye düşünmedim. O zaman tabii biz olayın peşinden gittik ve bu dosyayı ortaya çıkarttık, raporu ortaya çıkarttık. Müvekkilin tahliye edilmesini sağladık ama herkes görevini istediği gibi tam olarak yaparsa tabii ki de daha bu olayların varlığı azalır. İlginç tabii ki de 22 ay yatacak, 15 ayını yattı. Yargıtay denetiminden geçmiş yani 3,5 yıl, 4 yıl. Ha bu arada Yargıtay'dayken müvekkilim zaten bunu defalarca yazmış zaten. Biz o dönem çok maddi olarak, yani işini yapan mermer ustalığından parasını kazanıyordu. Isı işin içine geçti ve de çok zorlandı. Hem maddi olarak hem manevi olarak çok zor durumlara düştüklerini ben biliyorum. Ama şu anda da hala devam ediyor maddi zorluğu. Bunu bir şekilde, zaten ilk çıktıktan sonra da çok ciddi psikolojik bunalımlara girdi. 2011 yılında bir 11 ay falan yargılama dönemi geçirdik basit yaralamadan. 11 ay sonra
işte basit yaralama değil de kalıcı iz olduğu söylendi. Ve bu benim yüzüme okunmadan 5 yıl ceza geldi bana. 5 yıl ceza geldikten sonra fazla bir şansım yoktu zaten Yargıtay'a göndermekten başka. Sadece Yargıtay'a gönderebildik ve bu davada benim bir avukatım da yoktu. Kendimi yeteri kadar ifade edememiştim yani. Yargıtay'da da bu 5 yılın altında olduğu için biraz erken onaylanıp döndü. Ben cezamı çekmek için Antalya E-Tipi kapalı cezaevine tutuklanarak gönderildim. Benim toplam cezaevinde kalış sürem 21,5 ay falan. Siz ne kadar yattınız? Ben 15 aya yakınını yattım. Hı hı. 6-7 ay gibi bir süre kalmıştı. Zaten bana verilen cezayı ben çocuğum, ailem, annem ve babama çektirdim. Biz içeri girdikten sonra maddi ve manevi çok zorluklar çektik. Çocuklarım, işte iki tane okula giden çocuğum var. İşte eşi bir işe yapmasa, bir ciddi bir suç olmasa cezaevine girmez diyorlar. Ön yargılı bakıyorlar. İşte bu olaydan maddi, manevi, sağlığım, her şeyim bozuldu. Şu anda da toparlayamadım. 5-6 ay önce, 12. ayda falan tesadüfi öğrendik biz bunu. İşte yaralamanın benden önce biriyle kavga ettiği, yüzüne mala da darbe saldığını tesadüfi öğrendik yani. Bunu devletin araştırılıp öğrenmesi gereken bir şeyi biz öğrenememeyebilirdik de yani. Ben cezamı yatıp çıkabilirdim de. Kuşadası'nda asayiş perkemal. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kuşadası genelinde 300 polis ile 3 gün boyunca 19 ayrı noktada gerçekleştirilen huzur operasyonları başarıyla tamamlandı. Hem turizm sezonu hem de yaklaşan Ramazan bayramına Kuşadası'nın huzur içerisinde girmesi amacıyla 300 polis ile 3 gün boyunca 19 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerde ilçe giriş ve çıkışları ana arterler başta olmak üzere belirlenen noktalarda şüpheli kişi ve otomobiller eğlence merkezlerinde bulunanlara yönelik uygulamalar yapıldı. Polisin denetimleri sonucu 3 gün boyunca toplam 316 iş yeri ve 2624 araç kontrol edilerek eksiklikleri bulunan 3 araç ile 6 iş yerine işlem yapıldı. Ayrıca 10.321 kişi kimlik sorgulamasından geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı ve 3 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Huzur operasyonu kapsamında ayrıca boş ve kullanılamaz 17 ayrı metruk binayı da denetleyen polis ekipleri bu binalarda üzerlerinde çok sayıda uyuşturucu madde bulunan 10 kişiyi 2 kesici aletle birlikte gözaltına aldı ve işlem yaptı. Ayrıca kontrol sırasında aracında uyuşturucu bulunan bir kişi de gözaltına alınarak işlem yapıldı. Kısa bir aranın ardından hava durumuyla veda edeceğiz. Devasa bir fabrika düşünün. Üreticiden üreticiye ekonomik, kaliteli ve garantili kavramlarını bir arada sunsun. Muğla'da ilk ve tek olma özelliğine sahip Ader Plastik, Sera Örtüleri Üretim Fabrikası, dilediğiniz katkılarla istediğiniz ebat ve ölçülerde 12, 24, 36 ve 60 aylık sera örtülerini sizler için üretiyor. Ayrıca klips üretimiyle de yeni tesisinde hizmetinizde. Ader Plastik, Çobanlar Mahallesi, Çobanlar Sokak, numara 485 Seydi Kemer'de. Ürün sipariş hattı 0252 657 4050. Kışınızın güneşi olmaya geliyoruz. Kışlık domatesiniz Teğmen RZ F1. Kışın da seralarınızın ve cebinizin güneşi olmaya geliyoruz. Buradaki bölgeye göre avantajları daha fazla tonajlı olmuş olması, daha fazla meyve kalitesini sağlamış olması ve özellikle kış yetiştiriciliğinde üreticilere kış performansını daha iyi sağlamış olması üretici açısından çok önemli noktalar olarak görülüyor. İyi günde, kötü günde siz hep gülün diye. Teğmen RZ F1.
geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteninin sonuna geldik efendim. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Daha çok haber, haberlerin geniş özetleri ve en sıcak gelişmeler için kanalf.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka bültende görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Umut Güvenlik Sistemleri hava durumunu sunar. Güvenlik sistemleri hava durumunu sundu.